Evet sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'de kadın istihdamını konuşuyoruz. Tabii kadın istihdamını konuşurken bir taraftan sendikaları da çok es geçmemek gerekiyor galiba, değil Evet, mi? Biraz ondan bahsetsek, Türkiye'de sendikalaşma ve kadın nerede duruyor? Şimdi istihdam konusunda bir şey daha eklemek istiyorum. Her ne kadar istihdam açılsa bile Necla çok iyi anlattı. Arkadaşımız da ifade etti ama gerçekten her gün kadınlar o istihdamdan maalesef ayrılıyorlar. Çeşitli gerekçelerle. Bir kere çok yoğun bir işsizlik var. Bu çok kayıtlara geçmiyor. Son iki gündür biz kendi alanımızda %10'a yakın bir işini kaybeden insanlarla karşı karşıya kaldık. Ve bunun çoğunu kadınlar teşkil ediyor. Kadınlar istihdama girdiği zaman da çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Bir kere işte doğumdur, evliliktir, hamileliktir. İşverenin iznine tabi kalıyor bir yerden. Böyle bir şeyi kadın kullandığı zaman, böyle bir tasarrufu kendinde kullandığı zaman, hamile kaldığı zaman işini kaybedebiliyor. Sonra belli bir süre ara verdikten sonra aynı işi bulamayabiliyor. İş yerlerinde çok yoğun taciz var. Çok çok yoğun bir taciz var. Taciz işte yasalarda ifade ediliyor. Aslında hani önlenebilecek. Tabii taciz işverene, derken sadece cinsel tacizden bahsetmiyoruz. Elbette ki. Elbette yani tacizin çeşitli. Elbette ki. Yani hani tacizin dediğiniz gibi çeşitli şekilleri var. Ve bu da erkekler tarafından maalesef yapılıyor. Şefi tarafından yapılıyor. İşverenler tarafından yapılıyor. Biz bunu işverenle konuştuğumuzda erkek ücretsiz izine ya da işte izine ayrılıyor, gönderiliyor ama kadın işten çıkarılıyor. Bunlar çok sık yaşadığımız alanlar. Ve kadınlar genelde evet çok ucuz ve kalifiye olmayan işlerde çalışılıyor. Bizim de sendik olarak çalışmış olduğumuz, örgütlendiğimiz alanda genelde hizmet sektörüdür. İşte belediyelerde, hastanede, üniversitede, temizlik sektöründe çalışan işçilerin üyesi olduğu bir sendikayız. Burada gerçekten kadınların oranı gittikçe yükseliyor. Bugün kadınların sendikasız kadın oranı işte %90'ların üzerindedir. Gerçi toplamda genelde sendikalı işçi sayısı %12 civarında falan çok az. Ama kadınların daha çok azdır. Kadınlar sendikalara çok fazla kendisini ifade edemiyor. Açık ve net. Çünkü sendikaların örgütlü olduğu alanlar genelde kamu. Yani memurları dışında tutarsak kamuda örgütlüler. Orada da kadın sayısı çok az. Kadının en çok çalıştığı işte tekstildir, gıdadır. Arkadaşların da ifade ettiği gibi işte satıştır, turizmdir. Buralarda da sendika yok ya da çok az giremiyor. Sonuçta sendikayla sendikanın veya elde edileceği kazanımlardan kadınlar çok faydalanamıyor. Çok az oranı. Mesela bizim DİSK'e bağlı genel iş sendikasının işte 80 bin üzerinde bir üyesi var. Bunun 10 binin üzerinde kadın. Ancak bir erkek üyeden farkı yok. Yani bizim sendikamız veya sendikalarımız işçiyi ayırt etmiyor. Genelde bizde işte solculuk var ya, solculuk da hep şöyle başladı. Erkek kadın eşittir, birlikte kazanacağız, birlikte kuracağız dünyayı falan. Bundan dolayı orada o eşitiz kelimesiyle kadının güçlenmesinin önüne de geçti. Ve kadınlar sendikalarda yok. Sendikalar özel kadın eğitimi yok. Evet, her sendika çok ciddi bir eğitim programı vardır. İşte bunun içerisinde işçi haklarıdır, toplu sözleşme mevzuatıdır, kıdem tazminatıdır, temsilci eğitimdir falan. Bu eğitimler yapılır ama burada bir toplumsal cinsiyet eğitimi yok. Ayrımcılık nedir? Yok. Veya bir toplu iş sözleşme işverenle oturup masaya konuştuğun zaman ya kadın üyelerimiz ne istiyor? Ya da kadın arkadaşlar gelin, sizler ne istiyorsunuz? Sizin evet, taleplerinizi karşılayacak özel maddeler var mı? Biz bu toplu sözleşmeye falan koyalım. Böyle bir yaklaşım yok. Ama tabii biz genel iş sendikasında, daha doğrusu ben çok uzun zamandır bu işi profesyonelce yapıyorum, sendikacılığı. Biraz böyle çok erkeklere hani dürttük. Yönetimlerimizi çok çokça dürttük. Ama son zamanlarda mesela toplu iş sözleşmelerde kadına dair önemli maddeler koyuyoruz. Önce işte biz hani Diyarbakır Belediyesi'nde başladık. En son Şişli Belediyesi'nde mesela çok güzel bir madde koyduk. İşte 8 Mart, 25 Kasım kadınlar hem tatil olacak hem de orada ücretli izinler falan da olacak. Hı hı. Ve yanı sıra bir de hani işte gerçekten başında da söyledim.
kadın mutlaka güçlenmesi gerekiyor. Şimdi bizim için biz sendikalara şunu diyoruz. Yani sendikalar duaları gereği yani hani eşitliğin, adaletin olduğu kurumlardır. Belki işte devleti idare eden veya sermayeyi temsil eden kurumlar böyle adil olmayabilirler. Kadına pozitif yaklaşmayabilirler. Ama sendikaların böyle bir hakkı yok. Sendikalar gerçekten o adil eşitlik ilkesini kendi içinde mutlaka işletmek durumunda bunu da kadınla başlatmak zorundadır. Şimdi sendikaların bir tek erkek üyesi yok. Kadın üyesi de var. Evet. LGBT birey üyesi de var. Yani sendikalar daha farklı bu konuya eğilmek durumunda. Ne yazık ki sendikalarda gerçekten kadının adı yok gibi diyebiliriz. Ha burada da son zamanlarda gerçekten işte Disk Kadın Komisyonu olsun, kadınların kendi bireysel çabalarıyla, mesela biz Disk Kadın Komisyonu diyoruz ama tüzüğümüzde komisyon diye bir şey yok. Kadınların özel örgütlenmesini tarif eden bir yöntem yok. Ama biz kadınlar oraya geldik. Dedik ki ya işte biz diske bağlı sendikalarda kadınlar varız. Biz mutlaka yani hani bir arada topluca birbirimizi güçlendirecek bir şeyler yapalım. Kendimize tüzük dedik. Pardon, komisyon dedik. Çalışmalarımızı da o şekilde yürütüyoruz. 8 Mart'lara katılımda hani böyle bir örgütlü yapı içinde katılıyoruz. 25 Kasım'larda bu örgütlü yapı içinde katılıyoruz. Evet, gerçekten sendikalara çok iş düşüyor. Bugün işçinin sendikasız oranı çok düşükse, kadınların sendikaya bu kadar çok uzaksa, evet yani işte sermaye, sistem veya hani bize göre bir takım yasalar engelse, en çok engelin engellerden biri de sendikalardır. Bakın 3 tane konfederasyon var. Türk İş, Hak İş, Disk. Bunların içinde yani bilmiyorum ama siz hiç gördünüz mü? Hiç tanık oldunuz mu? Yani işte kadınlarla ilgili bir şey. Evet, yapılıyor zaman zaman. Türk İş veya Hak İş kadınları bir alana topluyor. Erkek siyasetçi gelip orada politika yapıyor. Bu kadın çalışması değildir. Bu işte kadınlara bir şeyler veriliyor anlamına değildir. Kadınların güçlenmesi lazım. Kadınların gerçekten eğitimden geçmesi lazım. Burada sivil toplum örgütlerine de çok iş düşüyor. Yani şimdi biz hani diyoruz ya, kadın cinayetleri politiktir. Politik olarak bilinçli bir şekilde kadının güçlenmesini istemeyen bir taraf vardır. Yani o zaman gerçekten kadının dostu olacak ve kadınla birlikte bu işleri ortaya çıkaracak, kadının bilinç düzeyini yükseltecek olan sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sizin televizyonunuz gibi. O zaman kadınların güçlenmesini gerektirecek eğitimleridir. Biz hani bir eğitimden söz ederken bir üniversiteyi bitirmeden söz etmiyoruz. Gerçekten mesela biz sendik olarak, daha doğrusu komisyon olarak yaptığımız eğitimlerde bunu görebiliyoruz. Kadın bitik, işten eve gidiyor, ev hizmetlerini, işte kocanın dediğini yapıyor, çocuğunu büyütüyor. Asla kendine hiçbir zaman yoktur. Sosyal yaşamı yoktur. Evet. Ama bizim düzenlediğimiz birkaç tane toplantıdan sonra kalkıyor. Kadın çalışması için işte Hollanda'ya da gidebiliyor. Başka ülkelere gidip oradaki kadın deneyimlerini edinebiliyor. O anlamda gerçekten kadınların sıkı güçlenmesi için bir fırsat verilecek. İki bütçe ayrılacak. Bunu devlet dahi yapsa keşke, yani sosyal devletin temel görevidir. Kadını güçlendirecek, fırsat verecek, bütçesini ayıracak, olanak sunacak ve sivil örgütlenecek ve kadın bilinciyle örgütlenecek. Evet. Peki sendikalarda da kadının adı yok dediniz. Peki sendikalarda bile kadının adı yoksa çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ayrımcılıkta neredeyiz peki? Evet Necla Hanım, buyurun. Evet. Çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ayrımcılık var. Yani bu da hani şeylerde, pratikte, fabrikalardan ofislere, efendim perakende de işte çalışan kadın arkadaşlarımızın çalıştığı şeylerde, marketlerden şeye kadar, hastanelerde çalışan kadın arkadaşlarımıza, hastane koşullarına kadar her yerde hemen hemen çalışanlar arasında bir ayrımcılık söz konusu. Bu ayrımcılığı hani ne açıdan bir ayrımcılık var? Bu esasında bir
Türkiye'de şöyle bakalım, hani şirketlerde az önce siz ifade ettiniz, kadın dostu bir şirket olduğunuzu ve böyle bir politika yürüttüğünüzü söylediniz. Fakat Türkiye'de hani genel olarak çalışılan yerlere, fabrikalara, az önce saydığım yerlere baktığımızda gerçekten kadın dostu bir politika olduğunu gözlemleyemiyoruz. Şirketler de hani bunu çok fazla yani gündeme getirmiyorlar. Sendikalar da az önce Nebile'nin söylediği gibi çok fazla gündeme getirmiyorlar. Mesela hani toplumsal cinsiyete duyarlı şirket şeyleri vardır. Şirket seçilir. Mesela uluslararası kamuoyunda seçilir. Bizde hani toplumsal cinsiyete duyarlı olarak seçilen şirketlerdeki ayrımcılığa, kadın erkek ayrımcılığına baktığımızda bu konuda hiçbir biçimde bir şirket politikası olmadığını görürüz. Yani sendikalar bir şey yapmıyor ama tek tek şirketler de esasında bu ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını yönetik. Ne bileyim hani iç yönetmeliklerinle falan bunu ayarlayabilirler. Onlar da pek bir şey yapmıyorlar yani. Sadece hani sendikalara dair bir eksiklik olmadığını vurgulamak isterim. İş yerinde hani ben de uzun yıllar sendikalar kadın dergileri çıkardım birkaç sendikada. Oradan iş yerlerinin kadınlar açısından ne tür ortamlar olduğunu bir parça biliyorum. İş yerlerinde ne tür ayrımcılık var? Bir kere ücret ayrımcılığı var. Kadınlar erkeklerle eşit ücret almıyorlar. Geçen bir direniş ziyaretine gittim. O direniş ziyaretinde kadınlar şöyle dediler. Erkekler bizden 200 lira fazla alıyorlardı. Çünkü bize denilen şey erkeklerin ev geçindiriydi. Siz ev geçindirmiyorsunuz. Yani kadın toplumsal cinsiyet yani iş piyasalarında kadın bir özne olarak ele alınmıyor. Yani dediğim gibi şirketler de özne olarak ele almıyorlar kadını, şeyler de, sendikalar da bir özne. İş gücü piyasalarının öznesi erkek. Erkek olunca ister istemez, işte ne, evin reisi de erkek tabii, evi geçindiren kim? Erkek. O yüzden hani kadınlar erkeklerin yanında eve katkı yapmak için çalışan bir cinsiyet oldukları için ücretleri de ona göre ayarlanıyor. Evi geçindirmek yani, zorunda olan kadınlar da var ama tabii yani. Elbette var. Ama hani genel anlamda baktığınızda kimse siz evi geçindiriyorsunuz. Size bahsettiğim direniş yerinde eşinden ayrılmış iki tane çocuğuyla kendisi geçinen, yani evi kendisi geçindiren kadınlar da vardı. Evi geçindiren o. Yani aile reisi o. Ama ücretler yine o genel ayrımcılık, ücret ayrımcılığı, ücretlerdeki cinsiyetçi ayrımcılık orada devam ediyor. Bunu pek çok iş kollarına şey yapmanız, taşımanız mümkün. Başka toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklar neler? Kadınlar iş yerlerinde, yani hiç kimse bizim hani iş yerimizde mesela cinsel taciz, cinsel sözlü taciz, mobbing, şiddet yoktur demesin. Çünkü genel olarak biz diyebiliyoruz. Siz %80 oranında kadını barındıran bir şirket olduğunuz için size durum biraz değişik olabilir. Özellikle erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştığı iş kollarında ve kadınların hani sayısının az olduğu sektörlerde ve fabrikalarda bu tür şeylere, dediğim gibi sendikada çalıştım ve uzun süre sendikanın kadın politikasını, Petrol Sendikası'nın kadın politikasını yürüttüm. Rastlıyoruz. Yani ne sendika üyeleri birbirleri arasında da, mesela sendika üyesi erkek, sendika üyesi kadını çok rahatlıkla
tacizine uğrayabiliyor, sözlü taciz yapabiliyor. Bunu patron temsilcileri yapılıyor. Efendim bunu aynı zamanda şeyler yapıyor. Yöneticiler yapıyor, bölüm amirleri yapıyor, ustabaşları yapıyor. Bu yaygın yani. Kadınların şikayetçi olduğu, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık biçimlerinden bir tanesi de bu tür şeyler. Mesela erkekler çok fazla cinsel tacize ya da hani mobbinge maruz kalmıyorlar. Genel olarak kadınlar evet. Ve özel olarak şiddet az önce Ceren örneğinde verdiğimiz şey, ben şöyle bir tanımlama yapamıyorum. Yani gerçekten çok üzücü bir olay. Ve hani Ceren'e yönelik şiddet, kadına yönelik şiddettir. Genel bir şiddet şeklinde bunu tanımlayamayız. Genel bir şiddet değildir. Ve kadına yönelik şiddetin az önce politiktir. Kadın cinayetleri dedi ya Nebile, bunun Türkiye'de erkek olmanın yöntemlerinden bir tanesi de erkekler toplumsallaşırken şiddete ve güç kullanmaya yatkın yetiştiriliyorlar. Evet, az önce sizin söylediğiniz önce babaları yatkın. Babadan ziyade topluma dair toplumsal, mesela önce çocuk nerede toplumsallaşıyor? Ailede toplumsallaşıyor. Sonra okulda toplumsallaşıyor. Daha sonra üniversitede toplumsallaşıyor. Daha sonra iş yerinde toplumsallaşıyor erkek çocuk. Ve burada her yerde, hemen hemen her aşamada oğlum, benim oğlum tuttuğunu koparır, vurduğunu yere yatırır falan diye toplumsallaşıyor erkek çocukları. Sonunda ne oluyorlar? Şiddet onun erkekleşmesinin araçlarından bir tane, adam olmasının araçlarından biri olarak kendisine kabul ettirilince, o da gidip çok gencecik bir kadını, yani bir erkek olsaydı aynı şeye maruz kalabilir miydi? Onu çok çok kuşkuluyum esasında Ceren. Çünkü kadın genç kadın. Anlatabiliyor muyum? Kadın ve genç. Ve kadın ve genç olmak esasında bu iş yeri şiddetlerine baktığımızda birinci şeyde yer alıyor. Yani en fazla şiddete uğrayan kadınlar kimler? Genç kadınlar ve geçici olarak orada çalışan kadınlar. Çünkü arkasını takip edemiyor. Ama genç kadınların şiddete maruz kalması birinci sırada yer alıyor. Daha böyle uzun süre orada yaşamış, yapmış falan kadınlar daha az şiddete maruz kalıyorlar. Evet. Maalesef şiddet. Şiddet her yerde. İş yerleri de bu şiddetin şeylerinden, alanlarından bir tanesi. Şunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Batı'da belli bir kadın gerek istihdam meselesinde, gerek kadına yönelik şiddet meselesinde, iş yerlerinde kadına yönelik şiddet meselesinde, ücret işsizlikleri meselesinde belli adımlar kaydedildiğini düşünüyorum. Bu da genel olarak kadınların bize göre mücadeleye daha önce başlaması. 1800 yılların sonunda başlamış orada. Hı hı. Kadınlar eşit haklar için, eşit haklar almak için mücadele etmeye. Şöyle şeyler var mesela, ben bir İspanya gezisinde öğrendiydim. İspanya Sendikalar Birliği'nin bazı şirketlerle ortak toplumsal cinsiyet çalışmaları yaptığını iş yerlerinde ve bunun hükümet tarafından desteklendiğini. Nedir toplumsal cinsiyet tarafına? Erkeklere erkek rollerinin hiç de o kadar matah bir şey olmadığını öğretmek. Yani şiddete karşı
işte erkeklik biçimlerine karşı onları biraz dizginlemek, kadınlara da yani cinsiyet rollerinden dolayı, kadınlık rollerinden dolayı aşağılanmayacaklarını, evet, bunun bir cinsiyete ayrı özellik olduğunu ve sahip çıkılması gereken bir şey olduğunu, evet, anlatmak. Yani bu tür sendikalarla ve şirketlerle bu tür işbirlikleri yapmak mümkün. Ama hangi alanda mümkün? Toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında mümkün. Daha sonra bunları denetleyecek, yani bu süreci yeteri kadar olmuş mu? Bizim şirket toplumsal cinsiyet açısından duyarlı hale gelmiş mi? Ölçebilecek denetim mekanizmaları ve ölçekler var. Evet. Peki Hande Hanım, beyaz yakalı kadın çalışanlar da hemen hemen aynı sorunları yaşıyor mu? Yani aynı demeyelim ama evet, sorunlar sorun yaşıyor. Ücretler konusu mesela. Hangi kademede olduğunuz önemsiz. Kesinlikle böyle bir sıkıntı var bizim ülkemizde. Dünyada da tartışılıyor bu, var olduğu işte bu cam tavan sendromu hikayesiyle birlikte. Yani kadın olmanın zaten hem toplumsal olarak, hem iktisadi olarak, hem çalışan olarak, hem öğrenci olarak zorlukları var erkeklerden daha fazla. Çünkü yani erkek egemen bir dünyadan bahsediyoruz, öyle ya da böyle. Bunu değiştirmek için türlü çabalar var. İşte bizler burada kadınlar olarak konuşuyoruz, mevcut tabloyu ortaya koyuyoruz, rakamlar veriyoruz, sesimiz daha çok duyulsun istiyoruz. Bazı iyi erkekler var, onlar da destek oluyorlar. İşte bu He For She organizasyonu Türkiye'de, evet, de yanındayız derneği gibi dernekler var. Sendikaların çalışmalarından Nebila Hanım bahsetti, biz kadın erkek diye ayırmıyoruz, bir bütün olarak bakıyoruz olaya diye. Bunu yapan şirketler var. Çok büyük bir çoğunluğunda yapılmadığı konusunda Necla Hanım'a da katılıyorum. Ayrıca bunların yazılı sözleşmelerinin olmadığı konusu da çok net, çünkü bunu böyle yapmak lazım. Ama ne bileyim, kotalar var. Özellikle biz burada işte eğitimi konuştuk, sendikaları konuştuk, özel kurumları konuştuk. Ama mesela baktığınız zaman kamuda ya da siyasette, politikada, yine karar verme mekanizmalarına geliyorum. Asıl mesele orada çünkü. Orada da aynı adaletsizliği yaşıyoruz. Bugün parlamentomuza da baktığınızda kadın sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz. Evet, işte aile ve çalışma ya da işte sosyal, yine kadına yakıştırılan rollerde biz kadınları daha fazla görüyoruz ama onun dışında mesela Enerji Bakanlığı'nda, Savunma Bakanlığı'nda ya da ne bileyim, hani çok yine tırnak içinde erkek işi olarak görülen alanlarda belki de daha fazla kadını görmeliyiz. Belki değil, görmeliyiz. Çünkü o eşitliği ancak öyle sağlayabiliriz. Bunun için dünyada işte Avrupa Parlamentosu'nda ya da Avrupa'nın bazı gelişmiş memleketlerinde kotalar koydular. Bunu destekleyenler oldu, desteklemeyenler oldu. Ama bütün bu çabalar hiç şüphesiz bir şeyler ifade ediyor ama günün sonunda yine çok eskilere, köklere gidiyor. Kültürel bakış açısına gidiyor. Hatta dünyanın kuruluşuna kadar gidebilir bu hikaye. Benim söylemek istediğim burada her gün yeniden, biraz önce Necla Hanım mücadeleden bahsetti. Bizden daha erken başlamışlar dedi. Biz Türk kadınları olarak çok şanslıyız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sayesinde biz böyle hop diye o hakların, evet, önemli bölümünü kazandık. Ama her hak için, sadece kadın haklarından bahsetmiyorum, tekrar mücadele etmemiz gereken bir dünyadayız. Ve bu dünya öyle olmaya da devam edecek. Şimdi beyaz yakalılar, mavi yakalılar, hepsinin sorunları, tartışma platformları değişebilir. Farklı açılardan bakılabilir ama kadın her yerde kadın olmayı sürdürüyor. Beyaz yaka tarafında da. Ben bu noktada biraz hikayeye farklı açıdan bakmak, biraz sizi neşelendirmek de istiyorum. Çünkü aslında bence dünya bir yanılsama içerisinde. Özellikle erkekler bir yanılsama içerisinde. Hani diyorlar ya, işte eve para getirecek olan erkek, evin geçimini sağlayacak erkek. Hiç de öyle değil efendim. Mesele para kazanmak değildir evi geçindirmekten bahsediyorsak. Mesele bütçe yapmaktır. O parayı kullanmaktır. Evet. Ve işte onu da kullanan kadınlardır aslında. Bunu kabul edin veya etmeyin. Şimdi biliyorsunuz 2019 1 Ocak itibariyle marketlerde artık poşetlere para veriyoruz. Küçüğüne 25 kuruş, büyüğüne 50 kuruş olmak üzere. Türk insanı çok akıllı. Marketlerin önünde 10 kuruşa satanlar varmış, görünmüş böyle. O
poşetleri. Çok girişimciyiz, oraya da ayrıca geleceğim ama şöyle bir tespit var. İki gündür medyada bu, kamuoyunda diyelim, bu haberler. Çünkü hani biz her şeyi ilk defa görüyormuşuz gibi böyle heyecanlanır ve tuhaf hareketler yaparız ya. Oysa ki bu bir senedir, iki senedir konuşulan bir konu. Evet. Çok hazırlıksız yakalananlar var ve o hazırlıksız yakalananların %90'ı, hatta belki daha fazlası erkek. Böyle cebine deterjan sokan erkekler, toz şekerleri cebine koyan erkekler. Oysa ki kadınlar gayet güzel fileleriyle ya da bez torbalarıyla marketlerdeydiler, hazırlıklılar. Kadınlar idareciler, yani genetik özelliklerimizden de kaynaklı bazı becerilerimiz var. Bir de zorunda kaldığımızdan da ötürü. Çünkü evde 3 lira, 5 lira, 33 lira ne para olursa olsun o parayı idareli kullanmamız gerekiyor. İşte adama çorap almamız gerekiyor. Kendimize mutfak için malzeme almamız gerekiyor. Çocuklara defter almamız gerekiyor vesaire. Parayı her ne kadar, ağırlıklı olarak söylüyorum, tabii ki değişti. Şimdi kadının iktisadi olarak daha fazla güçlendiğini gördükçe bunun örneklerini de daha çok görüyoruz. Kadınlar da evi geçindiriyorlar artık efendim, sadece erkekler değil ama büyük çoğunluk, ağırlık hala erkeklerde öyle olduğu düşünülüyor. Ama dediğim gibi bu bir yanılsama. Mesele bütçede ve o bütçeyi yapan da her daim kadın oluyor. O yüzden kadınlar olarak bence farkındalığımızı da geliştirmeliyiz. Ne olduğumuza dair farkındalığımızı, neyi ne kadar becerebileceğimizi. Aslında hiç bilmeden, mesela finansal okuryazarlıktan bahsedebiliriz bu noktada. Çok düşük olduğu konuşulur. Hatta kadınlara özellikle yönelik bu tip çalışmalar çok yapılmıştır, evet, geçtiğimiz yıllar içerisinde. Bazen bunu sivil toplum örgütleri yapar. Bazen devletin kendisi yapar. İşte bakanlıklar nezdinde yapılır. Bazen özel kuruluşlar yapar vesaire. Ama yapılmaktadır bu finansal okuryazarlık diye. Finansal okuryazarlığı belki de erkeklere daha fazla öğretmek gerekiyor. Çünkü kadınlar aslında bunun finansal okuryazarlık olduğunu bilmeksizin bunu zaten yapıyorlar bir anlamda. Tabii daha üst seviyelerde bir finansal okuryazarlıktan bahsettiğim zaman o zaman hikaye biraz daha farklı bir yere gidiyor ama işte tutumlu olmak, evi geçindirmek, para biriktirmek, işte bütün bunları hakikaten kadınlar erkeklerden daha iyi yapıyorlar ve bu konuda çok güçlü olduğumuzu bence hatırlamamız gerekiyor. Kadınlar olmasa erkekler o evleri geçindiremezler efendim. Bunu da burada söylemek istiyorum. Hani biz hep kadınların eksikliklerinden, belki toplumda geriye atılmışlıklarından, ki bunlar gerçek. Yani burada bazı dinleyenlere, izleyenlere klişe gelebilir bizim konuştuğumuz konular. Bazen çok dinleyince öyle oluyor ama değil. Çünkü bunlar gerçek. Gerçekten böyle bir durum var. Ve biz o durumu paylaşıyoruz ama bu durumu konuşurken de biraz kendimizi de suyun üstünde tutmalıyız gibi geliyor. Yani yapabileceklerimiz sınırlı değil. Toplum her ne kadar bunu dikte ediyor olsa da bunun karşısında yapabildiklerimizle, yaptıklarımız ya da yapacak olduklarımızla bence kadınlar olarak daha fazla ön plana çıkabiliriz. Yöneticiler, evet, özellikle kadın yöneticiler, karar alma mekanizmalarındaki kadın yöneticiler bu konuda çok iyi şeyler yapıyorlar. Dünyada da çok güzel örnekleri var. Şimdi tek tek aklıma gelmiyor, yanlış da söylemek istemem ama bunlarla ilgili çok yazılıp çizilen kitaplar oldu. Bir tanesini örnek vereyim. Facebook, değil mi? Dünyanın en büyük şirketi şimdi. Ve Facebook'un üst düzey yönetiminde bugün de hala çalışmaya devam eden sadece bir kadın var. Chief Operational Officer diye geçiyor title'ı. Operasyondan sorumlu yönetici. Çok büyük bir görev bu. Ve bir kitap yazmıştı. O kitapta bahsediyordu. Facebook'a ilk adım attığında üst düzeyde yönetim kadında katında bir bayanlar tuvaleti olmadığını yazıyordu ilk söz olarak. Ve bu dünyanın işte en ileri şirketi, en teknolojik şirketinden, en gelişmiş şirketinden bahsediyoruz. Çünkü yokmuş kadın daha önce yönetimde. Bugün var, olmaya devam edecek. Bunun örneklerini biz bundan 50 yıl önce de görüyorduk. Bugün de görüyoruz. Hala görüyorsak demek ki hala da konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Girişimcilik tarafını da aslında konuşuruz demiştik. Girişimcilik tarafında konuşacağız ama böyle sonra, kısa bir aramız tamam, var. Yine okay. Ondan sonra döndüğümüzde de peki, girişimciliği konuşalım.